Launchpool, dünya çapında 35 binden fazla yatırımcıya sahip olup, finans fırsatlarına erken erişimiyle tüm dünyada ortaklıklar sağlayarak ilerleyen, yeni çıkan projeleri fonlamak için kurulmuş bir blok zincir ekosistemidir. Launchpool Labs ise, çok erken aşamadaki projeleri ve ekipleri desteklemeyi, ekipleri fikir veya prototip aşamasından alıp, minimum uygulanabilir ürün seviyesine çıkarmayı amaçlayan Launchpool'un geliştirdiği bir üründür. İnceleyeceğimiz Launchpool Labs'tan çıkacak olan yeni kohort projeleri, tohum ve tohum öncesi projeler olacağından kazanç anlamında taşıdıkları avantajlar kadar yüksek risk oranı da içeriyorlar. Bu süreçte ne köklü topluluklardan ne de ayağı tam anlamıyla yere basan oluşumlardan bahsedebiliriz. Bu yüzden yatırım adına aksiyon almadan önce bu önemli detayları da göz önünde bulundurmalısınız. İnceleyeceğimiz bu projeler Launchpool Labs incelememizde de detaylı anlattığımız Techstars tarafından da değerlendirmeye alınmış durumda. Techstars'ın işlerinden birini hızlandırdığı bir senaryoda seçilen proje büyük ihtimalle yukarı yönlü oldukça hızlı bir ivme yakalayacaktır. Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Videonun içerisine gizlediğimiz objeyi bulabilen 5 kişiye kohort 1 projelerine katılma şansı kazanacakları birer giriş anahtarı verilecek. Yani direkt olarak bu tohum projesinin beyaz listesine alınacaksınız. Bulmanız gereken imge ekranda görmüş olduğunuz bu anahtar. Objeyi bulduğunuz takdirde dakika ve saniyesini Twitter adresimize özel olarak mesaj atmanız gerekiyor. Bu 5 kişilik şanslı grubun içerisine girerseniz ve elinizde Launchpool tokeniniz varsa katılım sağlayabileceksiniz. Fakat unutmayın, bu NFT değil bir giriş anahtarı olacak. Yani sadece kohort 1 projeleri için geçerli. Şimdiden herkese iyi şanslar. Arkadaşlar merhaba, Kripto Türkiye'ye hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz proje geçtiğimiz günlerde Launchpool Labs'ın ilk inkübe sınıfı olan Cohort 1'de 5. proje olarak açıkladığı BrickTrade olacak. Biz Launchpool Labs altında çıkacak tohum öncesi projelerin her birini inceleyeceğimizi söylemiştik. O yüzden eğer Launchpool Labs videomuzu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Sağ üstte açılan karta tıklayarak videoya erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi bakalım neymiş bu BrickTrade? BrickTrade, mevduat, ipotek, kredi çekleri ve aklınıza gelebilecek hiçbir evrak işiyle uğraşmadan, hatta gayrimenkul yatırımından bile anlamadan, dünyanın herhangi bir yerinden Birleşik Krallık'ta bir gayrimenkule yatırım yapmanıza olanak sağlar. BrickTrade, küresel yatırımcılarla alsatçıları bir araya getirerek, gayrimenkul yatırımı yapmayı tüm dünyadaki yatırımcılar için kolay hale getirir. Henüz incelemeye başlamadan söylemekte fayda görüyoruz, BrickTrade hali hazırda 2017'den beri çalışan bir gayrimenkul şirketi arkadaşlar. Diğer inkübe projelerinden BrickTrade'i ayıran en büyük farklardan birisi bu olabilir. Yani ortada bir fikirden çok daha fazlası var. Bankaların faize yaklaşımı. BrickTrade sisteminin en güzel noktalarından birisi, dünyanın her yerinden yatırımcıların yalnızca £500 gibi düşük bir ücretle yatırım yapmaya başlamaları. Ayrıca bu yatırımlarından %10'a kadar getiri kazanabilmeleri. Bugün Avrupa'daki birçok ülke eksi yönlü faizler veriyor. Örneğin elinizdeki 100 birim parayı bankada faize yatırmak istediğiniz zaman, birçok ülkede faiz eksi yönlü olduğu için vadeniz dolduğunda paranızı çekmek istersiniz. 100 birimden daha az bir miktar parayı çekmiş olacaksınız. Biraz adaletsiz gözüküyor. Eksi yönde faiz vermeyenlerse çok komik faizlerle yatırımcılara hizmet veriyor. Bugün İngiltere'de faiz oranı yaklaşık %0,10. Bu faiz oranıyla bankaya yatırdığınız paranız hesaplamaya bile değmeyecek kadar bir artışla karşı karşıya kalıyor. Bu şartlar içinde BrickTrade'in sağladığı oran oldukça iyi gözüküyor. Aracılar ortadan kalkıyor. BrickTrade, alışkın olduğumuz klasik gayrimenkul yatırımını kökten değiştirmek istiyor. Normalde bir gayrimenkul satın almak istediğinizde birçok evrak işiyle, bankalarla, avukatlarla, emlakçılarla, noterlerle ve yasal birçok prosedürle uğraşmamız gerekiyor. Sadece birkaç tanesinin adının geçmesi, gerçekleşecek olan işlemlerin uzunluğunu düşünmek bile insanın canını sıkmaya yetiyor. İşte BrickTrade tam burada devreye giriyor. Ve parasını gayrimenkul üzerinde değerlendirmek isteyen yatırımcılarla yapsatçıları bir araya getirip aracıları ve prosedürleri ortadan kaldırarak benzersiz bir gayrimenkul sistemi oluşturuyor. Gayrimenkul bilgisine ihtiyaç yok. Eğer Birleşik Krallık dışında bir ülkede yaşıyorsanız, yurt dışından bir gayrimenkul yatırımını nasıl gerçekleştireceğinizi bilemeyebilirsiniz. Ya da aynı şeyi Birleşik Krallık'ta yaşayan birisi olarak da söyleyebilirsiniz. BrickTrade sizin için tüm bu işlemleri blok zincir sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor. Yatırım yapana kadar blok zincirin size sağladığı avantajları kullanıyorsunuz.
Yatırım yaptıktan sonra ise yatırım yaptığınız gayrimenkulün hiçbir prosedürüyle uğraşmanıza gerek kalmayacak. Yatırımcıyı da tüm angarya işlerden kurtarmış olacak. FCA destekli kitle fonlaması. BrickTrade yatırımcıların parasını mülk geliştirmelerinde bir araya getirmek için bir FCA yani Financial Conduct Authority kitle fonlaması lisansı kullanacak. Bu lisansın üzerinde biraz durmak istiyoruz çünkü oldukça önemli bir konu. FCA Birleşik Krallık'taki finansal hizmet sektörünü düzenleyen bir kuruluş. Bunun bizim için şöyle bir önemi var. Burada gerçekleşen bütün işlemler daha önceden belirlenmiş olan kurallar üzerinde işlemek zorunda. Yani yatırımcının hakları Birleşik Krallık tarafında belirlenmiş kurallar tarafından korunuyor. FCA Birleşik Krallık'taki finansal hizmet sektörünü düzenleyen bir kuruluş. Varlık destekli yatırım. BrickTrade'i benzersiz kılan özelliklerden bir başkası ise varlık destekli olması. Bu nedenle son 10 yılda gördüğümüz vahşi para basımı yatırım yaptığınız varlığın yani gayrimenkulün belirlenen bir kısmı tamamen size ait oluyor. Varlığa dayalı yatırım, yatırımcılara yatırımlarının gerçek bir dünya varlığı tarafından korunduğunu bilmenin güvenliğini veriyor. Yani somut olarak gerçek dünyadaki bir varlığın sahibi haline geliyorsunuz. Üstelik bunu geleneksel ticaret yöntemi yerine blok zincir teknolojisi kullanarak ve BrickTrade sisteminin benzersiz özelliklerini kullanarak gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Yatırım yaptığınız varlığın belirli bir kısmına gerçek dünyada sahip oluyor olmak, blok zincir uygulamalarında çok sık rastladığımız bir durum değil. Bu açıdan değerlendirdiğimizde gerçekten çok iyi bir durum. Herhangi bir temerrüt durumunda yatırımcılar varlığın satılmasıyla paralarını geri alabilecekler ve alsatçılar imar planlarını yerel makamlara onaylatmak zorundalar. Yasal işlemler gerçekleştikten sonra BrickTrade'in emlak uzmanları tarafından değerlendirilecektir. Ayrıca BrickTrade müteahhitler için finansal desteklerini de önünü açıyor. Kendisine ait imar izni bulunan arazilere inşaat yaptırmak isteyen müteahhitlere mülk değerinin %30'una kadar borç vereceklerini söylüyorlar. Diyelim ki yatırım yaptığınız gayrimenkul battı. O zaman blok zincir yatırımlarının önemli bir özelliği olan oylama sistemi devreye giriyor. BrickTrade bir banka gibi işlev görüyor ve mülkü geri devralıyor. Yatırımcılarsa mülke ne olacağını oylayarak belirliyorlar. BrickTrade'in blok zincir üzerinde yeniden kurulmasının önemli bir avantajını da burada görüyoruz. Ellerinde müşterilerine vermeye hazır 100 milyon pound değerinde mülk bulunduruyorlar. Bu oldukça yüksek bir rakam. Sistemin altyapısının sağlam temeller üzerinde olduğu açıkça gözüküyor. Gayrimenkule yatırım yapmak mı? 2021 yılında mı? Birçok kişinin aklına gelebilecek bir soru. Özellikle kripto yatırımlarının bu denli popülerleşmeye başladığı bu günlerde neden bir gayrimenkule yatırım yapılmalı? BrickTrade'in tüm aracıları, evrak işlerini, yasal prosedürleri sizin için ortadan kaldırdığından bahsetmiştik. Aradan kalkan her işleminde bir masrafı olduğunu söylemek gerekiyor. Ev alırken verilen depozitler, evin değerini ölçtürmek için harcayacağınız paralar, yasal işlemler için ödeyecekleriniz, mortgage bedelleri. Aslında liste oldukça uzun. Tüm bunlara satın alma işlemlerinin uzunluğunu katarsak, uzunluk derken 3 ayla 1 yıl arasından bahsediyoruz. BrickTrade ile gayrimenkul yatırımı sizin için oldukça basit bir hale dönüşüyor. 2009 yılından günümüze doğru düzenli bir artışın olduğu çok açık. Gayrimenkulün eski bir yatırım şekli olduğunu düşünebilirsiniz ancak fiyatlardaki istikrarlı artışı ve gayrimenkule olan ihtiyacı göz ardı etmeniz pek mümkün değil. Ayrıca blok zincir teknolojisi sayesinde klasik gayrimenkul yatırımından çok daha hızlı aracılar ve gereksiz birçok masraf olmadan gerçekleştirebileceksiniz. Arkadaşlar Telegram grubumuzda güncel konuları tartışıp sorularınızı yanıtlıyoruz. Twitter'da da düzenli olarak proje incelemeleri hazırlayıp lansman aşamasındaki projeleri de paylaşıyoruz. Bizi Telegram ve Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Hizmetler, gayrimenkul kitle fonlaması. Tüm yatırımcılar bir platform üzerinden yatırımlarını gerçekleştiriyor ve bu sayede alsatçılar daha kolay yatırımlara erişiyorlar. Bu durum alsatçıların daha kolay sermaye toplayabilmelerini olanak sağlıyor. Dünyanın her yerinden gelebilecek yatırımcılar sayesinde hem kolay bir şekilde yatırımcılara erişiliyor hem de daha fazla sermaye toplanabiliyor. Güçlük çekmeden mülke yatırım yapın. Tam uyumlu AML, KYC ve değişmez blok zinciri özellikli mülk tapu kaydı. Peki AML ve KYC ne anlama geliyor? Bunlardan bahsedelim. AML, kara para aklamayla mücadele. Suçluların yasa dışı yollarla elde edilen fonları meşru gelir olarak gizlemelerini önlemeye yönelik yasaları, düzenlemeleri ve prosedürleri ifade eder. Kara para aklamaya çalışan kişilerin bu sistem üzerinde böyle bir operasyon yapmalarına müsaade etmeyecekleri anlamına geliyor. Sistemi kullanacak dürüst insanlar için oldukça iyi bir özellik. KYC yani Know Your Customer, özellikle bankaların, müşterilerin kara para aklamasını önlemek için kullandıkları bir sistem. Bu iki özellik sayesinde sistemin kara para aklama gibi konularda ne kadar hassas davrandıklarını görebiliyoruz. Yeni nesil gayrimenkul yatırımları. Blok zincir, akıllı sözleşmeler ve makine öğrenimleri, vergilendirme ve ücretlendirmeleri yönetir. Bu sayede daha adil, daha hızlı ve kuralları önceden belirlenmiş anlaşmalarla yatırımlar gerçekleştirilir. Likidite.
Daha önce de belirttiğimiz gibi klasik gayrimenkul yatırımlarına kıyasla daha yüksek kar oranları biriktireyi de ayıran en önemli özelliklerden birisi. Yalnızca 500 poundla yatırım yapıp %10'a varan kazanımlar elde etmek mümkün. Kapsayıcı. Yatırımcıları ve alsatçıları tek platform altında bir araya getirmek sayesinde alsatçılar için daha fazla yatırımcı kitlesi, yatırımcılar için emlak piyasasına daha fazla erişim olanağı sağlıyor. Yatırım istikrarı. Gayrimenkul portföyünüzü geliştirerek yatırımlarınızda istikrarı sağlayabiliyorsunuz. Özellik karşılaştırması. Ekranda BrickTrade'in Birleşik Krallık'taki diğer rakiplerine kıyasla farklı olan özelliklerine de göz atabiliyoruz. Uygulama. BrickTrade'i iyi bir yatırım yapabilecek unsurlardan birisi geniş altyapısı olabilir. Gayrimenkul alanında yıllardır tecrübesi olan bir ekibe sahip olmalarının yanında, daha tohum satışını gerçekleştirmeden çalışır bir uygulamaya sahip olmaları gerçekten çok önemli bir özellik. Uygulamaları şu anda Google Play Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Dileyenleriniz uygulamayı indirip deneyebilirler. İş ortakları. Yatırımcı tarafında da tohum öncesi bir projeye göre oldukça iyi oldukları söylenebilir. Gerek gayrimenkul şirketlerinden aldıkları yatırımlar, gerekse NFT ve blok zincir çözümleri üreten şirketlerden aldıkları yatırımlar oldukça önemli gözüküyor. Takım. Zaten baştan beri takımın gayrimenkul alanında oldukça tecrübeli olduklarını ve başarılı işlere imza attıklarından bahsettik. Dediğimiz gibi oldukça donanımlı ve tecrübeli bir ekiple karşı karşıyayız. Takımdaki herkesi açıklamaya kalkmayacağım. Çünkü hepsi kariyerlerinde önemli işlere imza atmış kişiler. Videoda yalnızca kurucu ve CEO olan Gao Keng'e değineceğiz. Daha önce Londra'nın Dockers bölgesinde bulunan birinci sınıf bir emlak şirketi olan Waterfront'un da kurucusu olarak 15 yıldır gayrimenkul sektöründe deneyime sahip. Gao'nun uzman olduğu konularsa mülk yatırımları için kaynak yaratma, konut yetkilileriyle ilişkileri yönetmedir. Dediğimiz gibi takımdaki herkesi inceleme şansımız yok. Ancak sizlerin LinkedIn profillerine girmenizi ve takımdaki diğer kişileri araştırmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Yol haritası. Yol haritasına bakıldığında toplam 7 çeyrekte projeyi tamamlayacaklarını görüyoruz. Bizim makul gördüğümüz üst sınır yaklaşık 2 yıl. Burada da makul seviyenin üst sınırında olduklarını görüyoruz. Bu tip bir proje kabul edilebilir bir yol haritası. Token ekonomisine baktığımız zaman alışık olduğumuz tokenomics'lerin dışında olduğu gözüküyor. Takdir edersiniz ki diğer projelerle kıyaslanacak bir proje değil. Bu da bizim için oldukça makul gözüküyor. BrickTrade bugüne kadar gördüğümüz kripto projelerinden oldukça farklı bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Mevduat, ipotek, kredi çekleri ve aklınıza gelebilecek hiçbir evrak işiyle uğraşmadan, hatta gayrimenkul yatırımından bile anlamadan yatırım yapmanızı sağlayan benzersiz bir sistem. Yalnızca 500 poundla yatırım yapmanıza ve %10'a kadar gelir elde etmenizi sağlıyor. Gayrimenkul alanında tecrübeli bir ekibin, blok zincir, makine öğrenmesi ve akıllı kontratlarla bir araya gelerek oldukça güçlü bir gayrimenkul sistemi oluşturmasının sonucu olacaklar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.